Selamlar dostlar. Yarın artık büyük gün ve ailenizin yaşlı bıçırı olarak ziyaretlerinizi sık sık bekliyor olacağım. Ama öncesinde ikinci sezonda olacak karakterlerin küçük bir rehberini sunayım dedim. Öyleyse başlayalım. İyi seyirler. Sigismund Dijkstra, oyunlarda görmeye alışık olduğumuz ve hatta Novigrad'ın taşı toprağı altın diyerek ortamlarda cirit atan bir karakterdir. Tabi kitaplarda oyunlardakine göre biraz daha farklılık gösterse de oyunlara aktarılmış hali gayet başarılıdır. Bu iri cüsseli abimizi meşhur eden şey genelde iri ile pek özdeşleşmese de akıldır. Oxford Akademisi'nde eğitim gördüğü söylenen Dijkstra bu aklının peşinden gitmiş, Redanya tarihini, dolaylı yoldan kuzey tarihini iyi öğrenmiş ve nihayetinde Eliuzum uzun tipli bir ajan olup çıkıvermiştir. Tabii ki klasikleşmiş James Bond tarzında bir ajan değildir kendisi ve hatta ışıl ışıl giyinmeyi bu konuda gösteriş etmeyi dahi sever. Abimizi dizide muhtemelen bolca zeka fışkıran diyaloğun içinde göreceğiz ve Witcher dünyasının arka planında akan siyaseti iriklerimize kadar hissedeceğiz. Sigismund Dijkstra'nın seveniyle sevmeyeniyle yolu açık olsun. Francesca Findebeer'in kıta siyasetinde ve büyücülükte çok çok önemli bir yeri vardır. Kendisi bir elftir ve inanılmaz büyük idealler peşinde koşar. Zaten dizi fragmanlarında da gördüğümüz üzere bir çeşit başkaldırı içindedir. Çevresine de bu konuda yardım olacak insansıları toplamıştır. Spoiler'a girmeden söyleyebileceğim kadarıyla Francesca Sigismund Dijkstra'nın kuzeyde kendi için düşündüğünü güneylilerle anlaşarak başarmayı hedefler. Ayrıca kıtanın kaderinde de büyük bir rol oynayacaktır. Tabii ki sadece siyasi yanıyla bilinmez Francesca. Onun için Witcher dünyasının en güzel kadını benzetmesi yapılır. Bakalım karaktere can veren Messia Simpson bu konuda övgü mü toplayacak yoksa Yennefer'la Tristeki gibi kötü yorumlara mı maruz kalacak? Rins karakteri gelişim açısından sevdiğim bir karakterdir. Hayat hikayesi epey acıklıdır. Oradan oraya sürüklenip gitmiştir. Normalde Benart'ta yetişen fena bir büyücü olmayacakken hırsızlık lanetine bulaşmış ve tam araklayacakken yakalanıp eğitiminin ortasında Benart'tan atılmış haliyle tam bir büyücü olamamıştır. Yine de normal bir insana göre daha hünerli olduğundan kader ağalarını onun çevresinde daha sık örmüş ve casusluktan suikastçiliğe türlü görevin içine sokulmuştur. Dizide yüzünü uzun süreler göremeyecek olsak da küçük yerlerde etkili girişleri olacaktır. Karakteri ise resmen oyunlarda ve çizimlerde resmedildiği şekilde live action'a uyarlamışlar. Bakalım neler gösterecek bize Reigns Başkan. Michelet kardeşler Tublank, Rizzi, Flavius ve Lodovic adlı dört kardeşin kurduğu çetenin adıdır. Çete genelde Redanya bölgesinde yaptığı pis işlerle ün salmıştır ki kendilerine Geralt'la aşık atma fırsatını bu ünleri sayesinde kazanmışlardır. İkinci sezon için yayınlanan fragmanlardan yola çıkarak birçok kişi Geralt'la Michelet kardeşlerin dövüşünü ikinci sezonun Blaviken olarak adlandırmaya başladı bile. Umarız ki Blaviken kadar iyi olur hatta onun üstüne çıkarlar. Vesemir Witcher'ların babası, amcası birçok şeyi eğitmenidir. Karmorhan kalesinden son yıllarda pek ayrılmasa da yılları diğer tüm Witcher'lar gibi yolda geçmiştir. İkinci sezona damga vuracak karakterlerden biridir. Gerek Geralt'a gerekse Siri'ye yapacağı mentorluk önemli yer tutar. Muhtemelen oyunlara ve hatta geçtiğimiz aylarda yayınlanan Nightmare of the Wolf animesine bolca göndermenin olacağı Karmorhan kalesinin medarı iftiharıdır kendisi. Yaşayan en yaşlı Witcher olduğu düşünülmektedir ki bununla katiyen övünmez. Hatta bir Witcher'ın asla yatağında ölmemesi gerektiğini savunur. Karaktere can verecek Kim Bodnia'nın iyi bir iş çıkardığına şimdiden eminim. Coen ikinci sezon için kafa karıştırıcı detaylardan biri olabilir. Zira madalyonu bir kurtokulu madalyonudur ve ikamet ettiği yer kurtokulunun kalesi Kaer Morhen'dir. Bunlar sizi yanıltmasın çünkü kendisi Kurt Okulu'nun yetiştirdiği Witcher'lardan biri değildir. Koen Griffin Okulu'nun kayıplara karışması sonucu bir nevi karmorhene sığınmıştır. Onun en belirgin özelliği yüzünün çiçek bozu denen hastalıkla tamamen deforme olmuş olmasıdır. Tabii diziye uyarlanırken sadece tek bir yanı deforme edilmiş ama bunun Witcher aleminde garip bir yeri vardır. Şöyle ki Witcher'lar mutasyon geçirdikten sonra tüm hastalıklara karşı bağışıklık kazanırlar ve bu ömürlerinin sonuna kadar gider. Öyleyse Coen'in yüzündeki hastalık nasıl oluşmuştur sorusu geliyor akıllara ve söylenenlere göre Coen mutasyon geçirmeden hemen önce bu hastalığı geçirmiştir. İkinci sezon eğer kitaba sadık kaldıysa Coen'in Siri ile olan diyaloglarına dikkat etmek lazım gelir. Eskel oyunlarda ciddi görünüşüyle insanın içine ürperti salan bir Witcher'dır. Geralt'la yakın arkadaştır ve Vesemir'in yetiştirdiği Witcher'lardan biri olan Eskel büyük konusunda epey maharetlidir. Yani bıraksak neredeyse büyücü olacak kapasiteye sahiptir ama paketlenip kurt okuluna verilmiştir. Kıtanın ünlü sayılabilecek Witcher'larındandır. Lambert, Kaer yetişen son Witcher'lardan biridir ve alaycı tavırları, tuhaf yaklaşımları onu her yerde ele verir. Gerçi kuş bakışı bakınca bütün Witcher'ların alaycı olduğu düşünülse de Lambert bütün hepsinin bu konuda bir gömlek üstündeydi. İkinci sezonda Siril ile olan ilişkisi genelde kılıç eğitmenliği üzerine olacaktır. Tabii bu konuda geyiği de elden bırakmayacaktır. Kodringer ve Fen'in bu sezonun en garip ikilisi olacağına adım kadar eminim. Kendileri aslında kıtanın ayaklı bilgi kaynağıdır ve kıtada ne olursa olsun derhal haberleri olur. Şayet bir şey bilmek istiyorsanız, tabii yeterince paranız yahut statünüz varsa Kodringer ve Fen'in yolunu tutmanız gerekir. Böylesi önemli bir yerleri olduğundan kendilerini de tuhaf metotlarla korurlar. Bakalım dizide bu yöntemler gösterilecek mi? Gösterilirse de nasıl gösterilecek? Bir de hikayelerinin kitaplara göre daha farklı bir gidişatı olacak gibi duruyor. Kodringer ve Fen'in karıştığı meselelerin açıkçası nasıl bir senaryonun içinde olacağını da merak etmiyor değilim. Nivellen belaya bulaşmış ve lanetlenmiş eski bir soyludur. Tabi lanetlendikten sonra etrafında kimse kalmamış, geleni gideni ise ürkütüp kaçırmıştır epey nevi şahsına münasır bir karakter olan Nivellen hemen sezonun başında bizi karşılayacak ve bu karşılamanın sıcak bir karşılama olacağı ortamın kendisinden belli oluyor. Geçmişine eğildiğimizde ise sıkıntıların belirleyeceğini hissetmemek elde değil. Verena Nivelle'nin adının geçtiği yerde olmak zorunda olan bir karakterdir. Aslında bu ikisi Kodringer ve Fen gibidir. Fakat mutual ilişkileri biraz daha farklıdır. Kodringer ve Fenn siyasal olarak dışarıya zararlıyken, Verena'nın Nivellen'le kurduğu ilişki fiziksel olarak belanın ta kendisidir. İkinci sezonda Geralt'la Verena'nın karşılaşması ve hatta Sirin'in fragmanlarda gördüğümüz kadarıyla bu karşılaşmaya tanık olması epey ilginç duruyor. Lydia van Bredefort Williefortsun yaveri kadın büyücüdür. Yüzünden boğazına kadar açılmış olan koca yarayla ün salmıştır. Buna sebepse vaktiyle girdiği bir nekropolde üzerine yapışan lanettir. Ne kadar düzeltmeye çalışsa da deformasyonunu düzeltememiş, konuşma yetisini kaybettiğinden sadece telepatik yolla konuşabilir olmuştur. Epey sadıktır ama acıklı hikayesi de yıllar içinde dillere destan olmuştur. Yakın zamanda bu karakterin videosunu yapayım da az hüzünlenelim. Philippa Eilhart kıtanın kirli işlerine alet olmuş büyücülerden biridir. Gerçi hangi büyücü kirli işlere alet olmamıştır ki? Sonuçta neredeyse hepsi kraliyet danışmanı olarak görev alıyor ve alttan alta büyücüler loncasıyla ile birlikte kıtayı yönetmeye çalışıyorlar. Bu karakterimiz ise Redanya'nın danışmanıdır ve Dijkstra ile birlikte casusluk faaliyetleri yürütür. Hatta Philippa için Redanya kralı Vizimir öldükten sonra neredeyse yeni kral oldu gibi sözlerin edildiğine de rastlanmıştır. Nenneke Meriteli Tapınağı'nın bilge ve saygıdeğer baş rahibesidir. Geralt'la dostluğu dillere destandır ve anaç tavırları sayesinde 3. saniyeden hem okuyucuyu hem de izleyiciyi etkisi altında bırakacaktır. Siri'nin gelişiminde inanılmaz büyük bir etkisi olacak, haliyle kıtada dönen çarkın da tetikleyicilerinden sayılacaktır. Violet ve Balian kitaplarda olmayan Netflix'in yarattığı iki karakterdir. Bunlardan Violet şiddete meyilli, zeki bir genç kız olarak tanımlanmıştır. Valyansak Kuzey'in zulmünden güneye sığınan elflerden biridir. Kendisi için iyi dövüşse de kafasını kullanan bir yapıya sahiptir denmiş. Evet dostlar Witcher'ın ikinci sezonunda yer alacak karakterler üzerine ufak bir rehber hazırlamak istedim. Bunu yaparken de spoilerdan uzak durmaya çalıştım. Umarım özellikle dünyayı yabancı olanlara faydası olmuştur. Olduysa kanala maddi olarak katkı sağlayan dostlarımıza teşekkürlerimizi sunalım ve videomuzu kapatalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.